Ben Ali direkt patlama hakkında açıklamasını izletip sonra patlama hakkında kilitlere bakacağım. Şükürler olsun kahraman polisimizin cevaliyeti, kararlı sezgisiyle onlar araçtan iner inmez onlara silahla mukavemette bulunulmuş. Bu esnada teröristlerden biri zaten canlı bomba düzeni var kendini patlatmış, diğeri kendini patlatmaya fırsat bulunamadan başından vurulmuş etkisi hale getirilmiştir. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Ankara'mıza, tüm hemşerilerimize geçmiş olsun diyorum. Kahraman polisimi kutluyorum. Erkan'ımı, alim reisimi ve buradaki arkadaşlarını alanlarından öpüyorum. İbn-i Sina Hastanemiz birazdan da buradan onları ziyaret edeceğim. Başhekimimizle, rektörümüze devamlı görüştüm. E, gerek Erkan'ım gerek Alim reisimiz Allah'a şükürler olsun ki Tedavileri devam ediyor ve e, Hayat tehlikeleri bulunmamaktadır Buradaki diğer Arkadaşlarımızla da hep görüştük Her birini tebrik ettim Değerli arkadaşlar Şunu söylemek istiyorum Göreve geldiğimiz ilk günden Bu yana başta Hain terör örgütüyle ve terör örgütleriyle Zehir tacirleriyle Organize suç çeteleriyle hepsiyle ama hepsiyle amansız bir şekilde gece gündüz demeden kararlılıkla devam ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hükümetimiz 21 yıldan beri son terörist etkisiz hale getirilinceye dek durmak yok. Azimle, kararlılıkla devam edilecektir duruşu. Çünkü biz artık Türkiye yüzyılında terörün en ufak bir olumsuz etkisinin olmadığı bir yüzyıl olması için gayret gösteriyoruz ve buna da aziz milletimizin hayır dualarıyla hükümetimizin, devletimizin kararıyla da başaracağımıza hiç kimsenin ama hiç kimsenin şüphesi olmaz. Arkadaşlarımız, Emniyet Genel Müdürümüz, Ankara İl Emniyet Müdürümüz, bütün dairelerimiz bu olayın olay yerinden başlangıç yerine varıncaya kadar tüm detaylarıyla inceleme başlattılar, çalışıyorlar. Adalet Bakanımız biliyorsunuz açıklama yaptı. Konuyla ilgili adli soruşturmada başlatıldı. Detaylara ulaşalım. Zaman içerisinde bunları az milletimizle sizler aracıyla paylaşacağız. Ben tekrar Ankara'mıza başkentimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Hastanede tedavi sürecinde olan alim reis kardeşime ve erkan kardeşime acil şifalar diliyorum. Teşkilatımızın, ailemizin her birine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Pek çok telefon geldi Sayın Genel Başkanlar aradı, her biri geçmiş olsun dileklerini iletti. Sayın Cumhurbaşkanımız an bir an takip ediyor. İlk anından itibaren sürekli kendisine bilgi, zat haline bilgiler arz ettik, talimatlarını aldık. Ee, ve azim milletimize bize dua eden, bizim yanımızda yer alan ve terörü lanetleyen bütün hemşerilerime ve azim milletimize minnettarız. Sizleri seviyoruz, göreceksiniz. Devletimizin, hükümetimizin ve azim milletimizin kararlılığıyla hem terör örgütlerinin, hem suç çetelerinin, zehir tacirlerinin, hepsinin ama hepsinden bizim gücümüz, Karanlığı, dirayetimiz, kararlılığımız üstesinden gelecektir. Hiçbirinin ama hiçbirinin şüphesi olmasın, bize inanç... Yani bunların ayak numarasına kadar biliyordu, yer, yerli taşa vermemiş herhalde. Yerli kaya canım, yerli taş değil. ...ve hayır dualarını eksik etmesin diyor. Sizleri de başından itibaren sabırla, güzellikle yayın yaptığınız için de teşekkür ediyorum. Ama bir uyarı. Sağ olsun Adalet Bakanımız Ankara Başsavcımız ve aynı zamanda değerli arkadaşlarım Rütük başkanımıza teşekkür ediyorum. Olay bu saldırı girişimi olduğu andan itibaren yayın yasa alındı. Sizler bu kurala uyduğunuz teşekkür ediyorum. Ama sosyal medya hesaplarından onun da kaynağını bulmakta azimliyiz. Göreceksiniz bulacağız. Bu noktada acımızın olduğu bu noktada bu görüntüleri paylaşanlarla da ilgili gerekli soruşturmayı da başlatmış bulunuyoruz. Sosyal medya hesaplarında bu görüntüyü paylaşanlara uyarıyorum. Lütfen bu görüntüleri silsinler ve bizim acımıza paylaşsınlar ve bizim birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimizin yanında olduklarını göstersinler. Her birinize teşekkür ediyoruz. Tekrar geçmiş olsun dileklerimle. Efendim. Detay bilgi vereceğiz size sabırlı olun. Birincisi Ali Yerlikaya'nın açıklaması alışına gelmiş bir İçişleri Bakanı açıklaması değil şaşırdım. Yapıcı bir konuşma yaptı. Muhalefet liderlerinin adını geçirmese de genel başkanlar diyerek geçirdi. Net konuştu. Allah'tan şu an herhangi bir yani saldırı sonucunda bir can kaybına yol açılmadığı için insanlar çok fazla sinirli değil. Ancak ben şunu çok merak ediyorum. Ankara'daki saldırıyı, saldırıyı gerçekleştiren teröristlerin kullandıkları aracı Kayseri'deki bir veterinerden gasp ettikleri ortaya çıktı. Teröristler veterineri başından vurarak öldürüp boş bir araziye bırakmış ve araçla Ankara'ya gitmişler. Şimdi benim beynim bunu çok algılayamadı. Bak benim beynim bunu çok algılayamadı. Bu çok zor bir şey arkadaşlar. Bak senin işte sınırından insanlar güvenliksiz elini kolunu sallayarak yürüyerek koşarak geçiyor. Okey. İnsanlar ruhsatsız silah barındırıyor. Bununla şehir eşkıyalığı yapıyor. Senin şehrinde dolaşıyor. Tamam. Senin sokaklarında güvenlik yok. İnsanlar çeteleşmiş. Tamam. Arkadaşlar Ankara Türkiye'nin en güvenlikli şehri. Ankara'da bırak başka bir ilden Ankara'ya girerken aranmayı Ankara'da ilçe değiştirirken bile aranıyorsun. Ankara öyle bir yer. Ben direkt bu haberi görür görmez beynimde bir anda böyle bir geçmişe gittim. <laughs> ben dedim ki Ankara'ya karayoluyla girdiğim zaman arabamın kenara çekilip aranmadığım GBT'me bakılmadığı bir zaman oldu mu? Olmadı abi. Hangi yoldan, hangi şehirden Ankara'ya girersem gireyim. Her girdiğimde ben arandım. Her girdiğimde en kötü GBTM'e bakıldı. Ehliyet kontrolü yapıldı. Ruhsat kontrolü yapıldı. Bak en kötü. Ankara'nın içindeki güvenlikten bahsetmiyorum. Ya inanmıyorum öyle bir şey olamaz. Öyle bir şey olamaz. Bu çok ilginç bir detay. Ya, bu çok ilginç bir fire. Canlı bombalar bayağı Kayseri'den elini konulduğunu sallayarak Ankara'ya gelmişler. Ankara'da bir yerde plakalarını mı sökmüşler yoksa patlaman etkisiyle plaka mı uçmuş bilmiyorum çünkü görselde plaka yok. Bazen araç yolunu çok olduğuna geçebiliyor olacağız. Ya bilemiyorum ya. Vallahi bilemiyorum. En kötü Ankara içinde denk gelirsin kanka. Çok ilginç. Benim yani bu olayda en ilginç bulduğum kısım bu arabanın Kayseri'den Ankara'ya kadar hiç aranmamış, teröristlerin hiç alınmamış, sorgulanmamış, GBT'sine bakılmamış oluşu. Bir de Ankara'nın plakasıyla adam girmiyor. Anladın mı? Adam yani 0.6 ile girmiyor. Bir ticari araç 0.6 ile girmiyor. Aracın ön tarafında plaka vermiş. Adam 38 plaka ile Ankara'ya giriyor. Kesinlikle bakarsın polis olsan ya. Hani ne yaptılar ne ettiler. Ben bunu düşünmüştüm. Yemin ederim bir sene olmadı. Karayoluyla Ankara'ya girerken şey düşündüm. Ya dedim ki bu terörist orospu evlatları bu güvenlik yerlerini atlatarak Ankara'ya girebilir mi? Abi hangi tenha yoldan girersen gir, hangi köyden girersen gir, dağdan gir, bayırdan gir. Ankara'ya bağlantısı olan tüm yollarda ben polis görmüştüm. Polis durağı vardı. Muhtemelen şöyle oldu. Dediğiniz gibi tenha yollar tercih edildi. Kendilerine eşlik eden konvoy bir araç vardı. Önemli olan o aracı bulmak. Yani önden başka bir araç gidip yolun hatta birkaç yoldan birkaç araç gidip önden yolların temiz olmadığını veya olduğunu haber vermiştir. Ancak öyle girebilirler. Onun dışında çok zor. Çok zor ya. Bak Ankara'nın her girişinde jandarma var. Nasıl giriyorlar? Ben de onu diyorum. Ben de ona şaşırdım. 17 ile çok kez İstanbul'dan Ankara'ya gittik. Bizi hiç polis çevirmedi. Bilmiyorum arkadaşlar tamam bilmiyorum bana çok absürt geldi. Bana bana çok absürt geldi. Bununla beraber e, Pelikan abiler Ali Yerlikaya'ya hedef almaya başlamış. Demişler ki Ebe abiler hareketi biliyorsunuz. Soylu'ya çay veren çaycıları tespit edip sürmekle çok meşgul olunca ülkenin tam merkezine evin önüne gelen teröristleri takip etmeyi ihmal ettiler. Son teröriste kadar <laughs> öldürecekmiş. Yok valla terörist kendi kendini patlattı sana zahmet olmasın. Sen bakanlığa geri dön soyluyla çalışmış bürokrat avına devam et. Bugün ebabil hareketi hesabından atılan tweet kabul edilemez. Birçok arkadaşın admin oldu ve bu hesap milletimizin, ülkemizin ve devletimizin hassasiyetine sahiptir. Alçak terör saldırısı sebebiyle sosyal medyada biz birbirimizi düşünmeye çalışan fitnecilere alet olmak en son bizim işimizdir. Ben mi demişim bunu? Bunu asla kabul etmiyor ve ebabil hareketinin sosyal medya hesabını kapatıyoruz. Allah fitneye fırsat vermesin. Ve. Valla en son istiklalde bomba patladığında e, ee, Sayın İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu Suriye'de mültecilerin konaklayacağı evlerin açılışındaydı. Ebabil hareketi 20 tane admininden bir tanesi olan fitneci arkadaş. Yani Süleyman Soylu ev açılışı yapıyordu. Mehmet Ali Erbil gibi, Erbil gibi anahtar uzatıyordu millete. Ve o hafta teröristlerin sayısı şu kadar ayak numaralarına kadar biliyoruz diye de açıklama yapmıştı yani. Ya ben bu tür olayları çok görüyorum. Bu her partide var. CHP'de de var. AK Parti'de de var. AK Parti'de olunca çok gülüyorum ama çünkü AK, Parti, AK Parti'de olanlar çok komik. Pastayıp paylaşamıyorlar, yapamıyorlar. Ya bu da şöyle oluyor. Örnek görüyorum Süleyman Soylu'nun ekibinden ve Ali Yerlikaya'yı yemek istiyorsun. Ali Yerlikaya'ya saldırdığın zaman ve insanlar senin Süleyman Soylu'nun ekibinde olduğunu gördüğü zaman otomatik olarak Ali Yerlikaya'ya sahip çıkmaya başlıyor veya sempati beslemeye başlıyor. Yani adamın etkisini veya sevenlerini veya destekçilerini istesen de istemesen de büyütüyorsun. CHP'de olunca öyle olmuyor. Şöyle oluyor mesela bir bok yeniyor. Tuncay Özkan'ın boku mesela. Tuncay Özkan sosyal medya ekibiyle birlikte mesela bunu Onur Saladı Güzel'in üstüne yıktırıyor. Onur Güzel bir bok yiyor mesela. Bunu haber siteleri ve sosyal medyadaki bazı trolleri vasıtasıyla e, Oğuzkan Salacı'nın üstüne atıyor. Oğuzkan Salacı bir bok yiyor. Tutuyor bunu işte Onur atıyor. Tuncay'a atıyor. Onu atıyor bunu atıyor. Hepsi al birini vur ötekine. Unuttukları şey şu. Hiçbiri sevilmediği için biri eleştirildiğinde hepsi eleştiriliyor. Kimse Oğuz Kağan'a sahip çıkmaz, kimse Tuncaya sahip çıkmaz, kimse Onursala sahip çıkmaz. Suçlu da olsan, suçsuz da olsan aynı kazanda kaynayıp sikiliyorsun mesela. Bu yarı Ankara'da biraz Ankara'da birkaç yerde kontrolü patlamalar gerçekleştirmiş zaten. İbo bunun haberlerini. Aa, hala ondan bahsediyor. Olay yerindeki roket atarın Suriye'de Rusya tarafından Esad rejimine ve YPG çok sayıda hibe edilen Rus menşeli silahlardan olduğu belirlendi. Ee, saldırının videosunu paylaşamıyorum. Çünkü açık açık terörist kendini patlatıyor. Gerize <laughs> Şimdi oradan geçerken Beyler tamam, tamam, arkadaşlar lütfen arkadaşım. Gibi. Kurgu gibi değil. Hayır. Şöyle ben kurgu olduğunu düşünmüyorum. Müzik onu söyleyeyim. Kontrollü değil. Bu bir mesaj. Fette de az önce herkesin aksine bak biri çok doğru bir şey yazmış. Demiş ki e, terör saldırısının başarılı veya başarısızı yoktur. Amaç mesajdır. Bu bir mesaj. Bu bomba Kızılay'da da patlayabilir. Bu bomba metroda da patlayabilir. İçişleri Bakanlığı'nın önünde patlamasının bir nedeni var. Bakanlığın önünde olmasının bir nedeni var. Mesaj ne peki hocam? Kanka ben büyük oyunu çözebilecek zekada biri değilim. O kadar bilgim yok yani. Ne bileyim. Uyuşturucuya el attığı için olabilir. Evet. Yani yeraltı magandalarına el attığı için olabilir. Evet. Teröristlere el atmıştır. Belki bilmiyoruzdur. Bir adım atmıştır. Evet. Cavs, Ali Yerlikaya'yı beğeniyor musun? Beğenmelik veya be beğenmemelik bir durum yok. Ne sempatim var ne de kinim, ne öfkem, nefretim. Çalışacak, bana hizmet edecek. Beğenirsem yarın öbür gün emekli olduğunda beğendim derim. Ha, bu süreçte bir şeyler yapacak. O zaman da beğenmediğimi söylerim. Çünkü Ali Yerlikaya benim vergimle orada oturan, benim devletimin yetiştirdiği, benim ülkemin yetiştirdiği bir tane adam. Bakacağım bana iyi hizmet ediyor mu, etmiyor mu? Görevini iyi yaptı mı, yapmadı mı? Yapamadığı zaman pırt. Yani konuşurum. Şimdi daha yeni içişleri bakanı Vali'ydi kendisi bildiğiniz üzere geçmişte. O zaman kendi performansını değerlendirebileceğim bir şey olmadı. Sadece bildiğim şeyler. Bazen Ekrem İmamoğlu ile çatışıyordu. Bazen de Ekrem İmamoğlu'nun işine gelecek şeyler yapıyordu. Alışıla gelmişin dışında açılışlara katılıp Ekrem İmamoğlu ile yan yana pozlar vermek gibi. Yani şey özelliği var bu adamın. Birleştirici konuşma veya e, ülkedeki siyasileri ayrıştırmama özelliği var ama sonuçta onu o koltuğa getiren adama da inanılmaz saygısı, sevgisi ve bağlılığı var. Bunu her yerde belli ediyor. Yani Cumhurbaşkanı istedi diye İstanbul'da bazı şeyler değişmişti. Ekrem İmamoğlu'nun önüne taş koyulmuştu. Ama kendisi çıkıp bu akşam, bu, bugün mesela sabah açıklama yaparken diyor ki genel başkanlar arada teşekkür ederim, şu arada teşekkür ederim. Ve İmamoğlu'nun hiç alakasız, valiyle alakası olmayan açılışlarına bile katılıp beraber fotoğraf verip işte İstanbul için daha güzellerini yapacağız falan falan da diyordu. Derin bir adam değil açıkçası onu söyleyeyim. Bir memur. Derin bir adam değil. Yani ailesi köklü ailesi bu işlerin içinde hep olmuş kötü işlere bulaşmış. Geçmişte tanıdığımız İçişleri Bakanı gibi bir adam değil. Bu kendisinin yarın öbür gün herhangi bir hatasında kolay yenmesine neden olabilir mi? Olabilir. Çünkü bakanlıklarda alışıla gelmiş olan şu gelen bakan sadece resmiyetle bakan oluyordu. Yani öyle bir gücü var o gücü yönetebiliyor ve ona nişan takıyordun. Ya sen de zaten bu var sen bunları yapıyorsun. Sen derinsin sen her şeyin içindesin. Ha tamam gel bir de bakan ol muhabbetine geliyorlardı ve kendilerine inanılmaz bir koruma kalkanı oluşturuyorlardı. Korkmaları gereken tek kişi Recep Tayyip Erdoğan oluyordu. Ali Yerlikaya da öyle değil. Yani Ali Yerlikaya yarın öbür gün bir hata yaparsa hem kendi partisi hem Recep Tayyip Erdoğan hem de kendisini muhalefet eden, rekabetçi bazı abiler tarafından yenmeye çalışılacak. Bak bugün en bugünkü olayda hemen yenmeye başlatıldı. Bundan bir ay önce de aynı şey olmuştu. Mehmet Şimşek gibi düşünün. Hani Mehmet Şimşek'in üstüne gidiyorlar ya. Ben bu olaylarda yiyin birbirinizi şeyim taraftarıyım. Bana ne? Ben alacağım hizmete alacağım. İyiliğe bakarım. Hizmet ediyor mu? Görevini yerine getiriyor mu? Yani bugün koltuktan inerken ona bakarım. Yarın Ali Yerlikaya istifa eder. Süleyman Soylu gelir. Başka bir isim gelir. Dedim ki Ali Yerlikaya daha iyiydi. Yani benden ancak bu kadar. Yoksa herhangi bir hükümet yetkilisine veya iktidar yetkilisine AK Partili yetkiliye AK Partili'ye sempati beslememin ihtimali hiçbir zaman olmadı olmayacak da. O ön yargımdan kaynaklı falan değil. Bilmediğim şeylerden kaynaklı. Bilmediğim bir şeyi sevip sevmeme şansım yok. Bildiğim şeylerden kaynaklı sevmediğim çok fazla insan var ama. Ama şu anki açıklam aşamada bağ bozumu dediğin gibi iki gün sonra istifa ederse iyi der misin demem. Yerel seçimler 31 Mart. Tarih değişmemiş. 2024'te yapılacak Yüksek Seçim Kurulu. Fekli bir bilgim bu? Yüksek Seçim Kurulu bugün açıklama mı yaptı? Hiçbir şey bilmiyorum ama ben de 31 Mart diye biliyordum. Zaten hepiniz biliyordunuz. Ellerin önüne tuvalet yapmaya alışkanlık haline getiren genç kadınları cezalandıran teyzeler. Bunu izlemeyeceğim. Düşmanı dışarıda aramaya gerek yok. İki polisimiz yaralanmış. Daha büyük bir facianın önüne geçilmiş. Bunlar nelerin derdine düşmüş? Fitne saçılıyor. Başka bir şey değil. Ebavil hareketinin atıp sildiği tweet'i paylaşmış. Ebabil hareketi tek tweet atmamış. Demiş ki inanılmaz güvenlik zafiyetinin detayları ortaya çıktıkça kanımız donuyor. Terör örgütlerine moral aşılamanın vebali çok ağır olacaktır. Bir gece ansızın gelebiliriz sözünü hiç unutmayın. Ya da 20 yıldır geleceksin. Senden önce terör faaliyetleri bu kadar büyümemişti. PKK bu kadar güçlü değildi. PKK ile hiçbir zaman tam bir mücadeleye girmediniz. PKK gitgide büyüdü. Hatta bir dönemde PKK ile barışmayı niyetlendiniz. Hatta niyetinizde de bazı radikal adımlar attınız. Senin adamın olan orada piyon olarak oturan Abdullah Gül'ün öyle ilerledi ki Selo'yla yıllar boyunca yurt dışı ziyareti gerçekleştirdiniz. Heyetinizde Selo'yu gezdirdiniz. Oturduğunuz toplantılar yaptınız. İstedikleri her şeyi verdiniz. Tabelaları bile söktünüz. Üstü değil miydi? Değildi. Terör AK Parti hükümetinden önce bitme aşamasındaydı. Canım benim.